Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. söz üzerinden devam ediyoruz. 9. sözde de 5. nüktedeyiz. Söz basıma göre 73. sayfa bu. 5. nükte artık mevzuun neticeye bağlandığı nükte. Baştan beri bize aşılanmaya çalışılan bakış açısının, bütüncül görüşün tas tamam düğümlendiği, iliklendiği, insan, alem, psikoloji, ruh, kalp, bunların hepsinin birbirine bağlandığı bir bölüm. Ben öyle görüyorum 5. nükteyi. Hatırlarsak 1 ve 2'de namazın nice bir iş olduğunu öğrendik. Namazın içindeki tesbihin, tazimin ve hamdın nasıl bir fonksiyon gördüğünü öğrendik. 3. nüktede insanla alem arasındaki bağı gördük. İnsan alemin misali musagarıdır dedik hatta geçtiği cümle. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musagarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. İlâ ahir diye öğrendik. Alemle kendimiz arasında bağlar kurmayı öğrendik. Ardından 4. nüktede bunu pratiğe döktük, sahaya döktük. Ne yaptık? Namazın her bir vaktiyle kainatın döngüleri arasında bağlar kurduk. Söz gelimi fecir zamanı dedik, yani sabah namazı vakti, güneşin doğuşuna kadar, evveli bahar zamanına, hem insanın rahm-ı madere düştüğü avanına, hem semavat ve arzın 6 gün hilkatinden 1. gününe benzer ve hatırlatır ve onlardaki şuunat-ı ilahi ihtar eder. İlahi her vakit için bunu ayrı ayrı konuştuk, anlamaya çalıştık. Farklı perspektifler bulabildiğimizce, farklı detaylar kollayabildiğimizce bunu yapmaya çalıştık. Ardından artık 5. nükleye kadar geldik. Fakat adetimiz olduğu üzere en başa bir dönelim. Neyi okuyoruz, neyi okumaya başladık, neyle başladık yolculuğumuza, onu bir hatırlayalım. 9. söz 3 ayeti kerimeyle başlıyor. Bunlardan birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Manasını hepimiz biliyoruz. 2. ayet Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun. 3. ayette Ve lehul hamdu fissemavati vel ardi ve aşiyen ve hine tuzhirun ayeti. Bu iki ayetin kısa bir meali şöyle verilmiş söz basım külliyatta. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'ı tesbih edip namaz kılın. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Bu ayetler hep baştan tekrar ettiğimiz üzere bize namazın vakitleri ile namazın yaptığı iş arasında bağ kurarak namazı anlatıyor. Tesbihi söylüyor, vakitleri söylüyor. Tazimi söylüyor, vakitleri söylüyor. Veya hamdı bahsediyor, yine vakitleri söylüyor. O büyük resimle bizim aramızda da bir bağ kuruyor. İşte mesela göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. Bunu burada niye söyledi mesela? Bunun içeriğini 9. sözün içeriğinde bulduk, gördük. Bediüzzaman Hazretleri'nin o ayetin tefsirine dair nasıl manalar bize aktardığını fehmimiz yettiğince anlamaya çalıştık. Ha, o ilk paragrafları da okuyalım. Sözün gayesini anlatan, onu ıskalamayalım. Ey birader! Benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Benden namazın şu muayyen 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden
yalnız birisine işaret ederiz. Evet, her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı olduğu gibi azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namazı emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehmetmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım diye başladı bu metin. Yani nasıl nöbette hep askersinizdir de o nöbetin devri zamanı geldiğinde veya nöbeti ilk aldığınız zamanda o askerliğin şuuru değişir. Askerlik yapanlar iyi bilirler çünkü o devir testinde bir şey var. Dikkat gerektiriyor. Başınızda onbaşı var. Atıyorum subay var eğer subay götürmüşse sizi nöbet yerine. Orada dikkat gerekiyor. Ama nöbetin geri kalanında biraz daha böyle durumu şey yapabiliyorsunuz. Sallamak demeyelim ama biraz daha ipleri gevşetebiliyorsunuz. Fakat o devir zamanı tam asker olmanız lazım. Çünkü orası resmi bir iş artık. Birisi devrediyor, diğeri nöbeti alıyor falan. Dikkatli olmak gerekiyor. Gibi gibi namazın vakitleri de bir döngüye rast geliyor, bir devredişe rast geliyor, bir değişime rast geliyor. Büyük bir inkılabın, bir tasarruf-ı ilahinin olduğu zamanlara rast geliyor. Orada biraz işte kulluğumuza bir çeki düzen vermemiz lazım. İbadetimize, tesbihimize, taziminimize, hamdımıza bir ayar vermemiz lazım, bir şekil takınmamız lazım. Namazın vakitleri günde böyle yerlere denk geliyor diye hemen başında Üstad Hazretleri bize söyledi. Ki 9. sözün tamamında da aslında bunu söylüyordu. Ve şimdi 5. nüktede yine bunu söyleyecek. İnşallah bu defa tam hissemizi alırız. 5. nükte. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Hoppala, ne alakası var? Devam edelim. İnsan fıtraten gayet zayıftır. Halbuki her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Hem gayet acizdir. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Hem gayet fakirdir. Halbuki ihtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Ya üstadım sen de bizi çok yere vurdun falan belki aklınıza geliyor. O şımarık nefsinizin sesi işte. Vurulması lazım yere. Hem tembel ve iktidarsızdır. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İşte bu vaziyette bir ruh, fecir zamanında bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyazla, namazla müracaat edip arz-ı hal etmek, tevfik ve medet istemek ne kadar elzem ve peşindeki gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri, tahammül için ne kadar lüzumlu bir nokta-i istinat olduğu bedaheten anlaşılır. Diyoruz, burada bir nefes alalım, bu iki paragrafı tam bir anlamaya çalışalım. Bediüzzaman Hazretleri burada ne yapmaya çalışıyor bizde, neyi değiştirmeye çalışıyor bizde, ne inşa etmeye çalışıyor bizde diye üzerine düşünelim. Benim iki paragrafta hissettiğim şu var, Bediüzzaman Hazretleri zaten külliyatın genelinde, bunu bir meslek olarak takip ediyor ki kendisi de söylüyor zaten benim mesleğimin esası aciz, fakir, şefkat, tefekkürdür diye. Bakın burada da onu yaptı yine. Bize aczimizi, fakrımızı hatırlattı. Külliyat içinde arkadaşlar okuma yapanlar zaten bilirler. Okumayanlar da okurlarsa denk gelecekler bunlara sık sık. Şimdiden bir perspektif kazansınlar ona dair. Bu
hatırlatmalarla Bediüzzaman Hazretleri bizi şifalandırıyor. E nasıl? Yani bu hatırlatma illa olmalı mı? Hemen sadede gelse, mevzuu söylese olmaz mı? Ya olmuyor. İnsanın kendisinin ne olduğunu önce bir kabul etmesi lazım. Bu ahir zaman dalaleti başka dalaletlere benzemiyor. İnsanın içindeki ayar çok fena oynanmış durumda. Nasıl oynanmış, neden oynanmış, niçin oynanmış? Bir kere ahir zaman insanının elindeki harikalar diyelim tırnak içinde, geçmişte yoktu. İşte teknolojisidir, bilimidir, başardıklarıdır, işte Ay'a gitmesidir. Efendime söyleyeyim, buradan bir telefon açıyorsunuz, tak Amerika'daki akrabanızla görüşüyorsunuz falan. Uçağa atlıyorsunuz, tak Çin'desiniz falan. Şimdi böyle şeylerin çokluğu insanı kendi hakikati konusunda acaba'ya düşürdü. Ya acaba ben bu dinlerin anlattığı, en özünde İslam'ın anlattığı insan mıyım ben? O Tanrı'ya muhtaç, aciz, fakir, duaya ihtiyaç duyan, işte o şekilde zayıflıkları olan bir insan mıyım, bir canlı mıyım ben diye insan bu konuda acaba'ya düştü. Aslında en temel acaba bu oldu yani. Dalalet ondan sonra geldi. Bu acabadan dolayı bu sefer iddialaşmalar başladı. İşte Karun'un iddiası var ya, bu bana ilmimle verildi gibi. İnsanoğlu da biz insanın üstün bir şey olduğundan yaptık biz bunları yani. Bizde böyle bir kemal var, bizde böyle bilmem güç var, kudret var. Kainata boyun eğdiririz, istersek işte şunu yaparız, bunu yaparız, güçlüyüz, süperiz falan. O kurgu içinde insan kendisini aldattı, olmadığı bir şeye inandırdı. Ölümü yolundan kaldıramadığı, aczini, fakrını netice itibariyle değiştiremediği halde o manzaradaki şenliklerle aldandı. Bunu söylemek lazım apaçık bir şekilde. Biz aldanıyoruz. Eğer kendimizi Adem Aleyhisselam'la Havva annemizden daha yüksek bir yerde görüyorsak, ilk insanlarla, işte ahir zaman insanlar olarak kendimizi, ya onlar neydi ki biz şimdi, fü neler başarıyoruz falan diyorsak, bu bir aldanıştır arkadaşlar. Çünkü temel sorunlarımız değişmedi. E ya bizde şu var, bu var, bak işte korona oldu, aşı yapıyoruz falan filan. Ama ancak sebebi değiştiriyoruz, ölümü değiştiremiyoruz ki. Yani ölüm yine insanın başında. Veya işte ya hastalığı çok çabuk iyileştirebiliyoruz falan. Hastalığın adı değişiyor sadece. Bakınız, geçmişte şu hastalıklardan insanlar çok ölüyordu diyelim. Mesela işte sulu çiçekten, vebadan, kızamıktan insanlar çok ölüyormuş. Tamam, aşılarını bulduk, eyvallah, onları tedavi edebiliyoruz. İyi de şimdi de başka hastalıklar var. Mesela kanser diye bir şey var, aşısı yok. Genlerdeki bozulmalardan kaynaklanıyor. Hücrelerin anormal bir şekilde bölünmesinden kaynaklanıyor. Ki giderek de artıyor yani vakaları. Atıyorum geçen yüzyıl 100 kişi ise bu yıl 1000 kişi. Giderek o çevreye verdiğimiz zarar, belki de o ürettiğimiz teknolojinin radyoaktif dalgaları, belki de veya başka sebepleri de var. Genetiğimizde bu anormallik daha sık oluyor. Hücrelerimiz daha sık bozuluyor ve sonuçta kanserden ölenlerin sayısı da giderek artıyor. Yani burada demek ki biz bulduğumuz, ettiğimiz ile ancak, yani dilimizi kandırıyoruz, gözümüzü kandırıyoruz, aklımızı kandırıyoruz. Başka bir değiştirdiğimiz yok. İnsan yine ölüyor. İnsan yine hasta oluyor. İnsan yine türlü dertler, sıkıntılar çekiyor. İşte diyelim eskiden at vardı. Atla işte şöyle sıkıntılıydı, böyle sıkıntılıydı. İyi de arabanın da derdi kendine göre yani. O da benzin yakıyor mesela. Onun gıdasını dağlardan toplayamıyorsunuz. Mecburen para verip alıyorsunuz. Ülkeniz de onu başka ülkelerden alıyor eğer çıkmıyorsa toprağından. Parçası bozuldu mu onun başka bir mevzusu var. Yani temel ontolojik, öyle diyorlar ya, yapısal, fıtri arızalarımız, sıkıntılarımız, eksiklerimiz, noksanlarımız gitmiyor da biz isimlerini değiştirmekle sanki onları yenmişiz gibi hissediyoruz. Yahu sadece ismi değişti, bir şey değişmedi. Yani ölümü kandıramadın, ancak adını değiştirdin.
Dün başka bir şeydi, bugün başka bir şey oldu. Birini hallettin, ötekisi geldi. Yani imtihan bitmedi ki. O diğer sözlerde gördüğümüz şeyler vardı. Hatta asker diyordu, sen önümdeki dar ağacını, arkamdaki aslanı halledebiliyorsan hallet diyordu. Hatırlarsınız o sözü. 8. söz değil, 7. sözdü galiba o. Bir atıf yapalım hadi ona da, bir parça bakıp dönelim. Evet, insan aldanır, ben de öyle bir dessasa aldandım. Birden sağ cihetinden rahat gibi bir ses gelir der. Sakın aldanma. O dessasa de ki, eğer arkamdaki arslanı öldürüp, önümdeki dar ağacını kaldırıp, sağ ve solumdaki yaraları def edip, peşimdeki yolculuğu men edecek bir çare sende varsa, bulursan, haydi yap göster görelim. Yok sonra da gel keyif edelim. Yoksa sus hey sersem, ta Hızır gibi bu zat-ı semavi dediğini desin. Devamında izah ediyor onlar neydi. Hadi o paragrafı da okuyalım. İşte ey gençliğinde gülmüş, şimdi güldüğüne ağlayan nefsim, bil. O biçare asker ise sensin ve insandır. O aslan ise eceldir. Ve o dar ağacı ise ölüm ve zeval ve firaktır ki, gece gündüzün dönmesinde her dost veda eder, kaybolur. Ve o iki yara ise birisi müziç ve hadsiz bir aczi beşeri, diğeri elim nihayetsiz bir fakrı insanidir. İlâ ahir devam ediyor. Hepsini okumayalım, bu kadarı yeter, hatırlamış olduk. Bakınız, Bediüzzaman Hazretleri burada da aynı şeyi yapıyor. Yani aslında biz neyiz? O değişti mi arkadaş? Hani İhtiyaçlarımız, güçsüzlüğümüz, ne bileyim o dilenci halimiz, yardım arar halimiz, o psikoloji gitti mi bizden yani şimdi? Ahir zamanda o bilim gelişti, sanat gelişti, şu oldu bu oldu, evimizde türlü teknolojiler var falan da hakikatimiz değişti mi? Ölümsüz mü olduk? Süpermen mi olduk? Uçuyor muyuz, kaçıyor muyuz yani ne oluyor diye her defasında Bediüzzaman Hazretleri bu bahsi bir döndürüyor yüzümüzü. Bakın sözlerin içinde gezdikçe göreceksiniz, beraber bu yolculuğumuz devam ederse, Cenab-ı Hak nasip ederse, hep buraya döneceğiz yani. Ya sen neydin? Biraz daha gideceğiz, ya sen neydin? Biraz daha gideceğiz, ya sen neydin? Hep bunu Bediüzzaman Hazretleri bize hatırlatacak. Çünkü şaşırdığımız yer burası. İddiaların doğduğu yerde burası. Orayı düzeltmezsek iddialar da düzelmiyor. Mesela bugünlerde işte farklı farklı ekoller oluştu. Bunların çoğunun da itikadı gayet bozuk yani. İşte Kur'an Müslümanlığı diyoruz ya da hadis inkarcılığı diyoruz. Veya işte Şiiler var, şunlar var, bunlar var falan. Yani hepsiyle konuşuyorsunuz veya işte modernist, reformist, tarihselci. Her birisiyle konuştuğunuzda şunu hissediyorsunuz. Kırılma başka bir yerde. O mevzuda değil. Çünkü adama doğruyu söylüyorsun ve hani çerçevesini de belirterek bundan, şundan, şundan çıkarılacak sonuç şudur diye söylüyorsun. Sana onu kabul etmek artık kaçınılmaz geliyor. Ama adam ondan kaçıyor. Niye kaçıyor? Çünkü ona varmak istemiyor. Yani asıl durum şuradaki sıkıntıdan kaynaklanıyor. O durduğu yeri farklı konumlandırdığı için artık oraya gelmiyor. Oraya gelmek istememesi, hakikati görememesinden değil. Böylesi zaten hidayeti buldu mu aydınlanır, tövbe eder, şeye döner. Öylelerinde zaten bir problem yaşamıyoruz da, bu cehaletini bilmeyen cahiller, cehli mürekkep sahipleri, asıl bunlar problem. Cehli mürekkep, yani cehaletini kabul etmeyen cahillik, insanın içindeki sıkıntıdır. Yani insan kendi içinde kendini bir yerde konumlandırmış ama o konum onun yeri değil. Asıl yeri değil. Asıl durduğu yer orası değil. Orada konumlandırdığı için daha onu sarsamıyorsunuz. Çünkü siz ona başka bir yeri söylüyorsunuz. O diyor ben buradayım. Orada değilim. Kibir de öyledir mesela. Adam olmadığı bir yerde konumlandırmış kendisini. Ya öyle değil böyle diyorsun. Yok kabul etmiyor.
Ajdar'ın bu internette gezen videoları var. Bazen denk geliyorum ben de YouTube'da, gülmek için izliyorum onları. İbret almak için de izlemek lazım. Hem gülmek hem ibret almak lazım. Adama mesela diyorlar senin sesin şöyle böyle. Katiyen ya. Ya da söylediğin şarkı güzel değil diyorlar. Abi mümkün değil. Mümkün değil, kabul etmiyor. Benim okuduğum bir kitap vardı. Hatta kütüphanemde duruyordur. Küçük de olsa bir kütüphanem var. Ben Nesliydi kitabın ismi. Orada bu yeni neslin böyle bir problemi olduğunu teşhis ediyorlar. Sebebi de şu. Şimdi diyorlar bir önceki nesil, pardon, iki önceki nesil çocuklarına bakacak zaman bulamıyordu. Onların çocuklar dediler ki ya bizim çocuğumuz olursa biz onlara çok ilgilenelim. Çünkü bizim annemiz babamız bizimle ilgilenmedi. Bu sefer diyor ikinciler çocuklarıyla çok ilgilendiler. Bir sonraki nesil yani. Ama diyor bu defa da o çocuklar kendi hakikatlerini çok alakasız bir yerde konumlandırdılar. Gerçeği kabul edemez bir duruma geldiler. İçlerinin ayarı bozuldu. Yani mesela bir insanın diyor kendisi hakkında ümit var olması, iyimser olması iyidir ama diyor sesin kötü denildiğinde mesela kabul etmesi lazımdır diyor. Sesi çirkinse eğer, senden bu olmaz dendiğinde kabul etmesi lazımdır. Bu nesil diyor bunu kabul etmiyor. Ben onu işte şeyde görüyorum, Ajdar'ın o videolarında. O da yabancı bir yazarın kitabı Ben Nesli. Belki bir dahaki derste onu da oradan çıkarıp size içinden bir parça paylaşımda bulunurum. Bu problem diyor, bu neslin problemi, kendisi hakkında öyle bir şeyleri var ki, sanrıları. İnandıramıyorsunuz diyor başka türlü olduğuna. Biz de bugün ahir zamanda asıl bununla çok çarpışıyoruz. Aczini, fakrını kabul etmiyor. İhtiyacını kabul etmiyor. Öyle bir yerde konumlandırmıyor kendini. Öyle olmayınca da tesir edemiyorsun, nasihat edemiyorsun. Hep alıntı yapıyorum ondan. Bugünün yaşam arzusunda Irvin Yalom diyor ki tedavi suçlamanın bitip sorumluluğun kabul edildiği yerde başlar. İşte Bediüzzaman da bizi oraya çekiyor. Yani kabul edin, siz böylesiniz, busunuz, şusunuz. Bunu kabul ederseniz tamam, taş oturmuş olacak, üstüne bir şey bina edilecek. Temel bu olacak yani. Ama bunu kabul etmiyorsan zaten senin bir hidayet bulman mümkün değil. O Bruce Lee'nin şey filminde, eski bir dövüş filminde gence anlattığı gibi. Yani bardağın doluysa ben sana bir şey anlatamam. Bardağını boşaltman lazım ki ben seni doldurabileyim. İşte her irşat böyle olur yani. Bardağını boşaltman lazım önce ki üstüne mürşit hakikati, hakikatini, hem de hakikati kainatı, hem hakikati İslam'ı doldurabilsin. Pekala, baştan alarak bu paragrafları bir ince konuşalım bakalım. Daha incesinde bize ne söyleniyor? İnsan fıtraten gayet zayıftır. Öyle midir? Öyledir. Nereden çıkarıyoruz bunu? Narinliğimizden. Şu an bize bir şey olmuyor olabilir. Ama olabilirlikler hesaplandığında, ya şu an bir insana neler olabilir? Neler olursa insan zarar görür diye şöyle bir tefekkür ettiğimizde bir liste yazalım desek herhalde o liste şöyle duvarlarımı doldurur benim. Bakınız, Allah göstermesin, kimseye vermesin. Beynin içinde soğan zarından ince damarlar var. Kılcal damarlar böyle beyni besleyen. Onlardan birisi böyle pıt diye patladığında beyin kanaması oluyor. Bak, soğan zarından daha ince. Çünkü ince olması lazım. Orada besin dağıtıyor. Kalın duvarın arkasından veremez onu. Gıdayı dağıtması için o kılcal damarların ince olması lazım. Ama o incelik aynı zamanda ister istemez narinlik. Bir tanesi pıt diye patlasa beyin kanaması. Hatırlarsınız yine magazinsel bir olay olduğu için Ebru Gündeş vaktiyle böyle bir albüm tanıtımı mıydı? De biz küçüktük yani o zamanlar galiba. Ya da gençliğimizdi yani. Anlatıyordu böyle bir şeyler birden gözü gitti, kafa üstü devrildi, dediler işte beyin kanaması falan. O anlık bir şey ya. Pıt. Mesela rahmetli benim amcama pıhtı atmıştı. Damarlarının ikisini pıhtı tıkamış, ensesindeki iki damarın beyne giden damarlarmış. Ondan vefat etti amcam. Allah rahmet eylesin, mekan cennet olsun. Yani nereden? Ya ciğerden atıyormuş ya
kalpten. Oradan pıht attığı an, mesela işte kan pıhtı olduğu an orada. Şimdi o damarın içinde geziyor. Geziyor da her yer geniş değil ki. Ya da her damar atar damarlar, toplar damarlar gibi geniş değil. O beyne giden damarlara geldiğinde, o alan daraldıkça, kılcallara indikçe hop bir yerde sıkışıyor. Bu kadar yani insanın işi. Ondan sonra ne yaparsan yap, ilaç veriyorlar, çare olmuyor. Başka bir şey yapıyorlar, çare olmuyor. Bu bir tanesi. İşte diyoruz ya, hücre bozuluyor geni, başlıyor anormal bir şekilde bölünmeye. Ondan sonra vücuda yayılıyor, çaresini bulamıyor doktorlar. Bu da bir çeşidi. Başka bir çeşidi işte bir tane virüs. Gözle görülmez, elle tutulmaz. Giriyor vücudunuza, kendisini çoğaltıyor, sizi hasta ediyor. Ölüme götürebiliyor. Bu da bir çeşidi. Başka, yani ben burada bir sürü şey sayabilirim. Bunların bir kısmı fiziksel olur, bir kısmı biyolojik olur, bir kısmı kimyevi olur. Bir kısmı belki başka da dışarıdan gelen arızalar olur. Bir anlık dalgınlığınız, yola bir adım erken attınız, çat, araba çarptı. Ona da şahit oldum yani. Hemen önümdeki iki insan, tutamadım yani, tutabilseydim. Ben gördüm arabanın durmayacağını. Kadıköy'deydik o zamanlar. Arkadaşla beraber yürüyoruz. Kırmızı ışıktayız. Yani önümde iki tane kadın var, yan yanalar. Baktım sarı, orada sarı dolmuşlar vardı o zamanlar. Şimdi var mı bilmiyorum. Yani kırmızı ışıkta durmayacağını anladım adam. Adam basarak geliyor. Kırmızı ışıkta durmamak için geliyor. Ama tutamadım. Yani ağzım abla demeye kalmadı. Elimi uzattım. Yok, tutamadım yani. Vurdu araba. Bir tanesi muhtemelen öldü yani. Çünkü gördüm kulağından böyle kan atıyordu. Allah kimseye vermesin. Yani çok hassas şeyler. İnsan fıtraten gayet zayıftır dediğimizde bu kimseye normal gelmesin. Şu an hayattayız diye bize şey geliyor. Bize hiçbir şey olmaz ya. Taştan kayadanız falan, çelikteniz. Ya öyle bir şey yok. Her an ufacık bir şey bizi devirebilir. Taştan kayadan değil, etten kemikteniz. Yani çabuk dağılmaya müsait. Şöyle mezara gömdükten sonra birkaç ay sonra kemikleri kalıyor sadece. Öyle bir canlı. O yüzden fıtraten zayıf olduğu söylendiğinde insan bunu anormal karşılamamalı. Bunda böyle bir tuhaflık yok yani. Sana bir saldırı yok. Şimdilerde öyle dedim mi huylananlar var. Mesela kadınlar şimdi işte feminizm falan filan. Kadına diyorsun ki kadın fıtraten erkekten zayıftır falan. Hindi gibi kabarıyor böyle. Sen nasıl öyle dersin? İşte siz erkekler şöyle böyle. Eril şiddet. Bilmem eril bilmem ne. Eril bilmem ne. Bu eril her şeyin başına geliyor zaten. Bizim başımıza da bir iş getirecek bir gün. Bundan utanmamak lazım ya. Ne var bunda? Bana da dense mesela Ahmet sen fıtraten zayıfsın. Zayıfım. Doğru. Bunda bir şey var mı yani tuhaflık kabul etmekte? Kendi aslımızla bir yüzleşmemiz lazım ki şifa bulalım. Doktor sana sen hastasın dediğinde ha doktora bak bana eril şiddet uyguluyor falan mı diyorsun? Yok demiyorsun. Gibi gibi yani insanın o durduğu yer, ilk başladığı yer hayata, orada doğru bir yerde durması lazım ki süreç doğru tamamlansın. İlk düğmeyi doğru iliklemek lazım. İlk adımı dansa doğru atmak lazım ki halaya bozmamak lazım ritmi yani. Onlar sağ ayağını atmışken sen sol ayağını atmaman için. Evet, insan fıtraten gayet zayıftır. Öyledir. Hem beden olarak hem de affedersiniz ruhen zayıftır. Her şeyden etkilenir. Etkileyebildiği etkilendiğinden daha azdır. Size gösterirler buzullarda işte balina sıkışmış bir zamanlar. Biz çocukken öyle çok olay oluyordu. Kurtarmaya çalışıyorlardı. Buzullarda balina sıkışmış. Etkileniyorsun. Etkin var mı? Yok. Ama etkileniyorsun. Psikolojini de etkiliyor. Diyorlar işte Hindistan'da bugünlerde çok insan ölüyormuş hastalıktan. Bakıyorsun etkileniyorsun. Veya şurada şöyle oluyor, burada böyle oluyor. Etkileniyorsun, etkilenmezsin diye bir şey yok. Halbuki her şey ona ilişir. Her şey ona ilişir. Onu müteessir ve müteellim eder. Kapatamaz kalbini yani. Bilmek yüktür bu anlamda. Bildiğiniz her şeyden etkilenirsiniz. Ya da alelaksel etkilenirsiniz. O bilgi tarafsız bir bilgi değildir. Kalbinizde de bir iş yapar.
alelekser yapar, çoğunlukla yapar. Yapmayanı da vardır belki ama çoğunluğu bir tesirde bulunur yani. Şöyle karamsar şeyleri uzun süre izleyin. Hani yüzünüz düşer, psikolojiniz düşer, enerjiniz düşer. Daralırsınız yani. Ya da öyle bir insanla şöyle bir saat sohbet edin, size sürekli dert anlatsın. Ulan dersiniz, nereden geldim buraya, bu adam benim içimi kararttı. Dersiniz yani. Neden? Çünkü etkileniyorsunuz. Hem gayet acizdir. Ne demek de acizlik? Güç yetirememe. Halbuki belaları ve düşmanları pek çoktur. Çok mu? Çok. Fıtraten zayıflık için kullandığımız argümanların tamamı bura içinde kullanılabilir. Belalarımız ve düşmanlarımız pek çok. Potansiyel olarak bizi bu hayat yolculuğunda sekteye uğratacak pek çok ihtimal var. Olabilirlikleri de var yani, bunlar böyle akıldan uzak şeyler değil. Hem gayet fakirdir. Fakirdir yani ihtiyaçlıdır. İhtiyacı çoktur. Halbuki ihtiyacı adı pek ziyadedir. Burada ne dedi? Hem gayet fakirdir dedi. Yani muhtaç olduğu şeyler çoktur. Hem de ihtiyacı pek ziyadedir. Aynı şeyi iki kere mi söylemiş oldu? Değil. Birinde potansiyeli, diğerinde dinamik olanı söylemiş oldu. Hani öyle düşünüyorum ben. Yani fakirlik potansiyel olarak, evet, alması lazım varlığını devam ettirmesi için. Elde etmesi lazım. Kendisi yaratamıyor. Hem de elde etmesi gerekenler çok. İhtiyacatı pek ziyadedir. Hem tembel ve iktidarsızdır. Şimdi diyebilirsiniz ki, ya hepimiz de tembel değiliz be kardeşim. Hepimiz de iktidarsız değiliz be kardeşim. Nereye kadar ama iktidarınız, nereye kadar ama şeyiniz, çalışkanlığınız. Yani insanoğlunun bir alanı var, bir çerçevesi var. Onun içinde çalışabiliyor. O çerçevenin içine girmeyenlere için yani yapabileceği bir şey var mı? Yani mesela işte kalbim atıyor benim. Kalbimin atışını ben yönetmiyorum ki onu emekle yönlendireyim ya da işte neticeye vardırayım. Ben aslında o işin tembeliyim. Ya ister istemez tembeliyim. Çünkü ben yapmıyorum onu. Veya işte canlılığımızın devam etmesi için vücudumuzda devam etmesi gereken düzenler. İstiyorum ki devam etsinler ama ben mi yapıyorum onları? Hayır. Onların tembeliyim. Ben de rızkımı kazanmak için böyle bir ufak şey var, alan var. O alanda çalışıyorum. O alanla ilgili her şey de yine benimle ilgili değil. İşte mesela ekonomi kötü gidiyor, ben de etkileniyorum. Elimde mi? Ülkenin ekonomisini düzeltmek benim elimde değil. Gibi. Hem tembel ve iktidarsızdır. Yetmiyor yani, o alanlara giremiyor. Halbuki hayatın tekalifi gayet ağırdır. Sadece rızkı kazanmak olarak düşünmeyin bunu. Hayatın bir sürü veçi var. İşte o kalbin atmasından damarlarınızda kanın dolaşmasına, sosyal hayattaki işte durumdan, ne bileyim, akrabalarınızla ilişkiye, psikolojiden sosyolojiye, sosyolojiden biyolojiye bir sürü veçi var. Hepsinde de büyük bir sorumluluk, icraat, çalışma gerekiyor, titizlik gerekiyor. Buna bir insanın dikkati yetmiyor. İnsanın dikkati sınırlı. İradeyi cüz'iye, yani tek tek seçebiliyor. Cüz'i bir alanda seçebiliyor. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiştir. Bakın, hayvaniyet, insaniyet. Nedir aradaki mertebe? İşte bir eşik. İnsan kainatla alakalı. Bakınız, hayvanlar dört ayak üstünde genelde. Yani iki ayak üstünde yürüyen hayvan var mı? İşte horozlar, morozlar belki, tavuklar falan, onlar iki ayak üstünde yürüyorlar. Ama fiziksel olarak buna bir belgeselde duymuştum da hani ilk o zaman dikkatimi çekmişti. Göğe bakabilecek yapıda yalnız insan yaratılmış. Yani fiziği göğe uzun süre bakmaya müsait böyle. Bu çok ilginç bir şey. Yani bana çok ilginç geldi. Yani dört ayaklı hayvanların falan, bunların diyor uzun süre göğe bakması mümkün değil. Bu diyor zor bir iş onların fiziğine göre. Ama diyor insan diyor
sanki göğe baksın diye yaratılmış. Hemen o ayet aklıma geldi. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? İşte Kur'an insan uyumu. Kur'an kainat uyumu. Bakılacak bir gök var. Bakabilecek fıtratta bir insan var. Bakmasının emri de var. Üçü beraber gelmiş. Burada biz işte insan olmuşuz. Şimdi evrimciler diyorlar işte insan hayvandan geldi falan filan. Yahu insan ile en gelişmiş hayvanı düşünün. Nedir o? Maymun mu diyorsunuz? Maymun olsun. İşte atıyorum yunuslar mı çok zeki? Yunuslar olsun veya işte ahtapot mu çok zeki? O olsun. Hangisini sayıyorsanız. Yahu bu eşik çok yüksek bir eşik. Nasıl bu böyle olabilir? Ya milyon yılda olmuş da işte arada bir sürü tür varmış onlar kaybolmuş da. Türlerin Tükenişi diye bir kitap var arkadaşlar. Orada İspanyol muydu? Latin Amerikalı mıydı? Ama ismi yani öyle bir şey içeriyordu yazarın ismi. İspanyol veya Latin Amerikalı öyle bir şeydi. Bir alay ediyordu yani bu mevzuyla. Şöyle diyordu. Sanki diyor türler mesela işte bir tür başka bir türe dönüşmüş ya şimdi. Atıyorum. Horoz dinozor olmuş ya da dinozor horoz olmuş pardon geri alıyorum. Sanki diyor o arada bir sürü şey olmuş diyor diye evrimciler işte bir sürü tür oluştu falan filan. Sanki diyor horoz olduktan sonra demiş ki lan arkamda iz kalmasın hepsini havaya uçurmuş diyor. Yani öyle bir tuhaflık var diyor yani bu işte. Arada sıçramalar var. Sanki diyor arkada iz kalmasın diye köprüleri havaya uçurmuşlar diyor o türler. Tamam ben kalacağım bunlar gitsin. Veya işte bunun arkamdaki onları halledeyim ben kalayım geriye falan gibi bir plan dönmüş sanki diyor. O da öyle ufak bir alay ediyor. Kitabın ismi Türlerin Tükenişi'ydi. Nereye geldik buraya? İnsaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Allah insanı kainatla ilgilensin diye yaratmış. Bunda başka bir şey olduğu çok belli. Fiziğinden tut, psikolojisine, zikrine, fikrine, kalbine kadar biz bambaşka bir şeyiz yani. Bizim hayvanlarla ne ilgimiz var o anlamda? Yani içimize baktığımızda asıl o şey gözüküyor. Biyolojimiz değiliz ki biz sadece. Yani insan sadece biyoloji değil ki. Tabii onlar şey yapmıyorlar. Ya aslında bunlar işte beynimize giden elektrik sinyalleri falan filan. Değil arkadaşım değil yani. Bu ilgiyi elektrik sinyaliyle açıklanamaz. Yahu hayvan gayet dünyayla ilgilenirken hayatta kalabiliyor. İnsan niye uzayla ilgileniyor? Yani bu... Hatta dünya ile ilgilenen bizden rahat yaşıyor. Bu ben şeyleri bir türlü anlayamıyorum ateistleri. Hem hayvan gibi mutlu olacağız diyorlar. Hayvanlar gibi yaşayacağız. Hayvan gibi işte. O nasıl düşünmüyor geleceği? O şekilde biz de düşünmeyeceğiz falan filan. Hem bir hayvanlık mutluluk ideali gibi duruyor. Hem de insanlık onu terk etmiş. Ya ideal oysa biz onu niye terk ettik? Gibi gibi bir sürü soru var tabii. Yani mutsuz olmaya insan olmuşuz sanki. Geçmişi, geleceği biliyoruz. Eğer haşa din olmasa, İslam olmasa, Allah olmasa, ahiret olmasa, ölümün hiçlik olduğunu düşünüyoruz. O zaman bunu düşündüğümüz için biz kendimize azap çektiriyoruz. Hayvan gibi olsaydık bu azap çekilmezdi. Şimdi iyi mi etti insan evrim geçirdi? Tırnak içinde kullanıyorum. İyi mi yaptı yani? Daha yukarı bir yere mi çıktı? Bilakis kendine azap çektirmeye gitmiş sanki. Jilet atmış tabiri caizse. Evet. Hem insaniyet onu kainatla alakadar etmiş. Halbuki sevdiği, ünsiyet ettiği şeylerin zeval ve firakı mütemadiyen onu incitiyor. Sevdiği, ünsiyet ettiği yani alıştığı şeylerin zevali, yok oluşu ve firakı, ayrılığı mütemadiyen onu incitiyor. Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. İşte akıl. Akıl hem nimet hem de ahiret, Allah, iman olmazsa bela. Nasıl? Hem akıl ona yüksek maksatlar ve baki meyveler gösteriyor. Halbuki eli kısa, ömrü kısa, iktidarı kısa, sabrı kısadır. İnsan aklıyla neler neler kuruyor ebilmek anlamında. Şu da olabilirim, bu da olabilirim, şunu da başarabilirim falan filan. Yahu eğer yani bu bir sonsuzlukla karşılanmayacaksa bu ebilme sezgisi
ebilme öngörüsü, ebilme yeteneği. O zaman insan akıl sahibi olmakla azap sahibi olmuş demektir. Ben şimdi düşünüyorum. İmkanım olsa şuraları gezerim. İşte hacca giderim. Atıyorum İslam coğrafyasını bir gezerim. Atıyorum işte Avrupa'ya bir gideyim bakayım onlar nasıl insanlar isterim falan filan. Ya işte şunu çalmak isterim, bunu yapmak isterim, şunu okumak isterim. Bunun eğitimini almak isterim. Bir sürü hayal kuruyorum aklımla bunlar. Olabilir de akıl bana bunların olabilirliğini gösteriyor. Ne dedi burada? Akıl ona yüksek maksatlar, baki meyveler gösteriyor. Yapabilirim, edebilirim, sonsuz ömrüm olsa içini doldurabilirim bilgiyle. Şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim, onu da yapabilirim. Yani ömrüm sonsuz olsa o sonsuzluğun içine serpiştireceğim sonsuz tane emek, gayret, hedef olabilir. Ya yıldızlara giderim ya. Dünya mı bir tek var yani? Dünyada sıkılırsam, bitirirsem Mars'a giderim, Jüpiter'e giderim. Çalışırım, gitmesini öğrenirim, giderim diye düşünüyorum. Yüksek maksatlar, gayeler erişiyor içime. Veya o şekilde olmasa bile kalmak istiyorum. Bir şey yazayım, bütün insanlar okusun mesela. Bu da bir kalma çeşidi. Bunu da istiyorum. Bunları biliyorum, ebilirliğini biliyorum. Dünyada yok ama ebilme anlamında bu bana öğretilmiş, sezdirilmiş olabileceğini biliyorum. Halbuki eli kısa, yapamıyorum. Yani gücüm yetmiyor, elim yetişmiyor. Ömrüm kısa, zamanım yetişmiyor. İktidarı kısa, yani yetkim yetişmiyor. Sabrı kısadır. Emeğim, gayretim, o işteki sebatım yetişmiyor. Çünkü zamanım da az zaten. Aceleciyim yani. Fıtratımda da böyle bir sınır var. Şimdi, işte bu vaziyette bir ruh. Fecir zamanında. Yani sabah zamanında. Bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyazda. Neden bunlar andı? Bir Kadir-i Zülcelal'in, Celal sahibi, sonsuz kudret sahibi bir Allah'ın, bir Rahim-i Zülcemal'in, Cemal sahibi, Rahimiyet sahibi bir Allah'ın dergahına niyazla. Ya bu iki isim niye beraber geldi? Hem kudreti, haşmeti var. O ebilmek anlamında gördüğün büyük şeyler onun kudretinin sınırının dışında değil, o onlardan büyük. Hem de seninle ilgileniyor yani. Senin o derdini de ince ince biliyor, gözetiyor, farkında, ebilir, önemser. Rahim-i Zülcemal. O da onu ihtar ediyor. 14. Leman'ın 2. makamında rahimiyet üzerine çokça konuşmuştuk, rahmaniyetten farkını. Rahmaniyet vahidiyet tecellisine daha çok yakın, rahimiyet ehadiyet tecellisine daha çok yakın. Özel gözetişler de içeriyor rahimiyet. Hani söylenir, Rahman, Cenab-ı Hak bu dünyada rahmaniyetiyle tecelli ediyor. Müslümanlar da kafirler de nimetleniyor ama ahirette rahimiyetiyle tecelli edecek sadece Müslümanlar. Özel gözetişler. Bu dünyada rahimiyet tecellisi yok mu? Elbette var. Her birimiz kendi hayatımızda bize özel nimetlerle karşılaşıyoruz. Bize özel tecelliler mutlaka yolumuza çıkıyor. Özel ferahlar, kurtarışlar, inayetler mutlaka tecrübe ediyoruz. İşte onlarda da rahimiyetin tadı, mayası, hissi var. Sezebilirsek, kollayabilirsek var. Zaten rahimiyet olmasa niye dua edelim? İnsan içinde rahimiyetin varlığını bildiği için dua ediyor. Yani o kalabalık içinde kaybolmadığını, Cenab-ı Hakk'ın karanlıkta kara karıncanın sesini duyduğunu, karanlıktaki kara karıncanın sesini duyduğunu insan biliyor. O yüzden de dua ediyor, içinde o sezgi duruyor. Duyulmayacağım demiyor yani. Duyulacağım diyor. Önemseneceğim diyor ve verilebilir diyor. Evet, o yüzden bu ikisinin beraber alınmış. Fecir zamanında yani sabah namazı vaktinde bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Rahim-i Zülcemal'in dergahına niyazla, namazla müracaat edip arz-ı hal etmek, yani durumunu anlatmak namazla, tevfik ve medet istemek yani yardım, muvaffakiyet, inayet, kerem dilemek, medet istemek ne kadar elzem, yani lazım, şiddetli lazım. Ve peşindeki gündüz aleminde başa gelecek
beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinat olduğu bedaheten anlaşılır. Demek ki insanın namazın kıymetini anlaması, kendi hakikatini anlamasıyla ilgili bir açıdan da. Sabah namazında neden namaz kılıyoruz diye soran insan bunun cevabını içinde de bulabilir. Neden? Sen sabah çok muhtaç kalkıyorsun güne. Çok yaralı kalkıyorsun güne. Çok yoksun kalkıyorsun güne. O yoksunluk sendeyken o sabah işte mücadele yeniden başlıyor tabiri caizse. Yeni bir imtihan günü, yeni bir ölçüde savaş günü, hayatın içine tekrar karıştığın gün, zorlukluyla, kolaylığıyla, tekrar insanlarla muhatap olduğun gün, o günü başlarken eğer hakikatinin farkındaysan, yukarıdaki gibi olduğunun farkındaysan, aczini farkını biliyorsan, iktidarının sınırlarını biliyorsan, senin ruhun zaten ister o zamanda Cenab-ı Hakk'a arzı hal edip, ya Rabbi ben bu sabah da uyandım, elhamdülillah canımı almadın, bana sağlık verdin, ama hayat başlıyor bak, çok da zorluklar çıkacak karşıma, bana yardım et ya Rabbi diye dua etmesi, tesbihle, tazimle, hamdla durumunu beyan, hem de muhatabının yani Cenab-ı Hakk'ın işte Kadir-i Zülcelal'in durumunu beyan. Kendi acizini beyan, onun kudretini beyanla, taşları yerine oturtup, hali pürmelalini ortaya koyup, onunla gündüz aleminde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için ne kadar lüzumlu bir noktaya istinad olduğu bedaheten anlaşılır. Ben hani buna dair şeyler var. Sanıyorum batılı bilim adamları da söylüyorlar işte ileride Müslümanların namazı doktorların reçetesinde olacak falan diye. Ama işte hani mesela bence burada o şey söylenmiş. Gün gelecek bunu mesela öyle insanlar oluyor ki ben yolculuk etmiştim bir keresinde Sivas'a gidiyordum İstanbul'dan. Arkada da işte 4-5 tane bayan vardı. Bunlar arkadaşlar. Hepsi de 20'li yaşlarda. Bir tanesinin psikolojik sıkıntıları varmış. Ve şey çok hassas böyle. Yani öyle anlattı arkadaşları. Çünkü otobüste falan da çok ağlıyordu kız. Mesela birisi ısrarla bir şey sorduğunda ona da ağlıyor. Ve ona çok acayip gelmişti o zaman. Mesela işte durakta durduk. Orada sosyal tesisler var. Yemek alıyoruz. Bir şey almayı unutmuş bu orada mesela diyelim atıyorum. Çorba falan veriyorlar. Orada çorbanın atıyorum tuzunu almamış. Arkasından şey diyor ki garson işte ısrar ediyor işte torbanın tuzunu da alın falan filan diye. Ona da ağlıyor. Hani böyle çok şey olmuş diyorlar. Psikolojisi çok hassaslaşmış. Sert söylüyorsun mesela. Kapıdan geç diyor mesela muavin. Tek tek geçin diyor. Ona ağlıyor. İyice artmış hassaslığı. Şimdi böyle bir insana tedavi için ne söylenir? Hani ben olsam, nasihat edecek konumda olsam herhalde bunu söylerim. Yani sen günde 5 vakit bir durumunu check et. Allah'a tekrar hatırla, dayanacak bir kudretin olduğunu bil. Şu kabuğun biraz sertleşsin. Demek lazım. Ben derim yani eğer öyle bir nasihat makamında olsam. O zamanlar öyle değildim. Bunlardan da çok bilgimiz yoktu ama bugün olsa mesela karşılaşsam öyle nasihat ederdim. İnsan Allah'ı unuttuğu zaman kabuğu inceliyor. O kabuğu inceldiği zaman da ne yapıyor? Ya kibrine sığınıyor. Yani o kibirle kabuğunu kalınlaştırıyor. İnsanlar ona dokunamasın diye. Ya da vurdum duymazlaşıyor. Onunla bir kabuk şey yapıyor kendisine. İlgisizlik de bir kabuk mesela. Kibir bir kabuk, ilgisizlik bir kabuk. Çoğaltılabilir. Farklı kabuklar da var. Bu kabuklar ne için? Gene zarar görmemek için. Ya da öfke, çabuk öfke mesela. Bence o da bir kabuktur. İnsan çabuk öfkeleniyorsa bir şeyden korunmaya çalışıyor demektir. Bir şey onu çok incitiyor demektir. Çabuk öfkelenen insanlara bakın. Öfkelendiği şeylerde mesela bazı durumlar vardır. Onlar da çabuk öfkelenir. O durumlar aslında ona çok zarar veriyordur. Acı veriyordur. O yüzden çok öfkeleniyordur. Ya da belli bir tekerrürü vardır o olayların.
o sizin yaptığınız bardağı taşıran son damla gibidir. Ona sert tepki verir ama onda başka damlalar da vardır, yani bardağı dolduran damlalar da vardır gibi gibi. Bardak nasıl boşalacak? Yine Bruce Lee abimizin o şeyine gelelim. Söylediği hakikate. O bardak nasıl boşalacak? Bardak Allah'ı hatırlamakla boşalacak. Bir yerlere bağlamakla boşalacak yani. Biriktirmemek için anlamlandırmak lazım. İnsan anlamlandıramadığı acıyı biriktirir. Anlamlandırırsa dosyalayıp kaldırır. Şu oldu, bu oldu, bu oldu, şu oldu, bu oldu, şu niye öyle yaptı, bu niye öyle oldu? Anlamlandıramazsanız kalıyor sizde. Bir yere bağlarsanız kaldırılıyor. Mesela ya sabah filancaya selam verdim, yüzüme bile bakmadı. Kalıyor kafanızda. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Niye selam vermedi? Pardon, niye selamımı almadı falan hala kafanızda geziyor. Sonra duyuyorsunuz ki arkadaş, o adam diyor işte ya üç gün önce şöyle bir şey oldu, başıma geldi. Hiç kendimde değildim. Kimsenin de selamını almadım. Ha diyorsunuz, demek ondan almamış selamını. Bak, bir yere bağladın, dosyaladın, kaldırdın, koydun. Şimdi o artık kafanda gezmeyecek. Bizim yaralarımız hep böyle şeylerden, yani çıkışını bilmemekten, nereye bağlanacağını bilmemekten kaynaklanıyor. Namaz da bize bu işlerin nereye bağlanacağını söylüyor. Bir tür terapi oluyor gün içinde 5 kere. Ben böyle bir Allah'a dayanıyordum. Benim böyle bir Allah'ım vardı. Ben böyle bir Allah'tan yardım alabilirim. Sorunlarım var ama beni onlardan çıkaracak böyle de bir Allah'ım var. Her an sesimi işitiyor, kusursuz, her şeye gücü yeten, bütün övgülerin sahibi gibi gibi, o okuduğumuz dualardaki her manayı düşünün. Hatta salavatları, sallibari hesaba katarsak, tahiyyat hesaba katarsak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatı da bizim aklımıza geliyor. O silsileyle kurduğumuz bağ bizi hayatın içinde yalnız olmadığımız fikrine ulaştırıyor. En başa dönelim. Birinci söze biz neyle başladık? Bismillah. Bismillah ne öğretiyor dedik? Biz ve kainat yalnız değiliz. Kainat biz ve Allah. Yani Bismillah insana yalnız olmadığını söylüyor. Neye Bismillah'la başlasak? Aslında biz diyoruz ki ben yalnız değilim. Allah da var. Allah da gözetiyor. Allah da takipçisi. Allah da yaratanı. Zaten Allah yaratanı. Sonuncusu tam şey olmadı. Allah yaratanı, Allah gözeteni, Allah inayetiyle devam ettireni. Bütün bu manalar Besmele ile aklımıza geliyor. Elhamdülillah Besmele bize o yanındalığı aldırıyor. İsimsiz gezen bedevi gibi olmuyoruz. Güç yetirecek bir yere dayanmış oluyoruz. Namazda bunun açılımı daha bir pratiğe dökülmüş hali. Günde 5 vakit yapılan bir, bu kelimeleri kullanıyoruz ama işte modern zamanlarda yaklaştırmak için gerekiyor. Modern bir terapi. Bu bir terapi yani namaz. Öncelikle Allah'a karşı vazifemiz ibadet ama aynı zamanda içimize dönük bir terapi. Bediüzzaman Hazretleri hani kendisine sorulduğunda, ya Cenab-ı Hakk'ın ibadete ihtiyacı mı var, bizden ibadet istiyor falan bu kadar diye o soruya cevap verirken ne diyor? Onun hiçbir şeye ihtiyacı yok. Sen muhtaçsın, manen hastasın. Bunlar da diyor senin o yaralarına şifalar hükmünde şeyler. Allah ibadeti bize şifa olarak emretmiş yani. Yoksa ne yapacak o? Bizim dualarımızda daha mı güçlenecek, haşa, yok. Onda artma azalma olmaz. Onun kudreti sonsuz zaten. Hikmeti sonsuz, keremi sonsuz. İlah öyle artar azalır mı yani? Kulundan yardım almakla, haşa, öyle bir şey olabilir mi? Öyle bir ilah olabilir mi? İhlas suresindeki o sır. Kul huvallahu ehad, Allahu samet. Yani Allah samet olur. Her şey ona muhtaç olur. Hiçbir şeye muhtaç olmaz o. Ancak öyle olursa Allah olur. Yoksa işte müşriklerin şeyleri olur. Putları gibi olur. İlâ ahir. Evet. Yine vaktimiz doldu gibi, bir saat konuştuk gibi. Ama iki paragrafta güzelce şeyler öğrendik elhamdülillah. Bediüzzaman Hazretleri gözümüzü açtı. Peki buradan bir de baştaki ayetlere tekrar dönersek ne diyebiliriz son birkaç dakikada? Bakınız burada
şunu dedik. Hani vakitler var. Tesbih, tazim, hamd var. Bir de edin emri var. Bu edin emri ne için? Yani Cenab-ı Hak niye bize bunu emretmiş? Bak burada onu söyledi. Muhtaçsınız. İbadetlere ihtiyacınız var. Bunları söylediğiniz zaman size iyi geliyor. Bunları yaptığınız zaman size iyi gelecek. Bunlarla siz tamam olacaksınız. Hem kainatta insanın varlığı da bununla anlamını bulacak. Hem o büyük resim tamamlanıyor. İbadet eden insanla alem tamamını bulmuş oluyor. İki, insan da kendi içinde ibadetle tamamını buluyor. Kendisinde eksik bırakılmış, noksan bırakılmış, korkutan uçurumlarına karşı ibadetleri sayesinde bir varlık şuuru ekleniyor. Cenab-ı Hakk'ın marifeti içimizdeki bütün boşlukları dolduruyor. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle tatmin olur ayetinin bir sırrı buradan bize parlıyor. Tabi biz bu kadar anlatabiliyoruz. İşin ehli psikiyatrlar, psikologlar bu halet-i ruhiyeyi elbette bizden daha iyi tarif ederler. Peki arkadaşlar, bir dahaki derste artık zuhur zamanından itibaren, yani öğle namazından itibaren o psikolojinin yansımalarını okuyacağız. 5. nükte 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayfa söz basıma göre. Yani işimiz var. Daha beraberiz arkadaşlar. Kimselere söz vermeyin. Daha sizi uğraştıracağım. Ama inşallah hayırlı bir meşguliyet olacak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahu minilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.